Hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükseliş dönemlerini konu alıyor. Zaten dünkü dersimizde Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu Yıldırım Beyazıt'la kadar olan süreci değerlendirmiştik. Yıldırım Beyazıt'la birlikte ortaya çıkan en önemli yeniliğin İstanbul'un fethi için bir takım faaliyetlerin başlatılması olduğunu söylemiştik. Gerçekten dört kez İstanbul kuşatıldı fakat alınamadı. Bunlardan Nibolu Savaşı, Ankara Savaşı ve tabii fethi için gerekli olan teknolojinin olmaması. Bu noktada İstanbul'un Yıldırım Beyazıt zamanında alınmasını engelledi. Fakat burada şunu gördük tabii. Yıldırım Beyazıt 1396 Nibolu Savaşı'nı gerçekleştirip Sultanı İklimi Rum unvanını aldıktan sonra Anadolu Türk beyliklerine son verdi ve bu olay kendisini Timur'la sınırdaş yapınca hiç beklenmeyen ve hakikaten Osmanlı Devleti'ni intihara getirdiği şekilde ifade edilen 1402 o uğursuz Ankara Savaşı oldu ve Osmanlı Devleti'ne çok büyük bir darbe vurdu. Ankara Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirecek olursak 1402 tarihte Anadolu Türk Birliği, siyasi birliği bozuldu. Türkmen beylikleri yeniden kuruldu. Tabii bu durum Osmanlı Devleti'nin batıya ilerleyişini durdurdu ve Bizans'ı ferahlattı. Şöyle ki Bizans Osmanlı Devleti'nin ilerlemesi karşısında sürekli Batı dünyasından yardım isteyen bir devlet durumundaydı. Ve Osmanlı Devleti'nin bu kötü durumu en çok Bizans'ı sevindirdi. Ve Bizans gerçekten 50 yılda yaşama olanını ne yapmış oldu? Kavuşmuş oldu. Ankara Savaşı'nın tabii en önemli sonucu Osmanlı Devleti'ni yıkılma tehlikesine itmesi nedeni dışında 11 yıl süren ve Fetret dönemi adıyla anılan tat kavgaları sürecinin yapmasıdır, başlatmasıdır. Burada Yıldırım Beyazıt'ın 4 oğlu kim bunlar? Mehmet Çelebi, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi. Bu 4'ü kıyasıya 11 yıl devleti ele geçirmek amacıyla tat kavgalarıyla birbirleriyle ne yaptılar? Boğuştular, savaştılar. Bu arada Yıldırım Beyazıt'ın küçük oğlu Kasım Bizans'ın elinde rehindi. Mustafa ise Timur tarafından Semerkant'a getirilmişti. Bu Mustafa Timur'un 1405 yılında Cent şehrinde ölmesinden sonra kaçacak, Anadolu'ya gelecek ve Anadolu'da saltanat hak iddiasında bulunacak. Tabii bu durum Düzmece Mustafa oğluyla hem Çelebi Mehmet dönemini hem de 2. Murat dönemini tehlikeye düşürecek. Yani tat kavgaları. Biz Fetret döneminde tat kavgalarının sona erdiğini düşünüyorduk. Fakat yine Yıldırım'ın diğer oğlu Mustafa Timur'un elinden kaçınca Anadolu'ya geldi ve saltanatta ne yaptı? Hak iddiasında bulundu. Hem Çelebi Mehmet'e karşı bulundu hem de yeğeni olan 2. Murat'a karşı tat iddiasında bulundu. Nitekim 2. Murat kendisini yakaladı ve astırdı. Böylece bu saltanat davası da ne yapmış oldu? O noktada sonlandırılmış oldu. Şimdi Yıldırım Beyazıt döneminin gelişmelerine bakacak olursak, yani ne yapmıştır idari platonda, onu değerlendirecek olursak şunu görüyoruz. Bir kere Gelinbolu'da Osmanlı tersanesini yaptırıyor kendisi. Bu Osmanlı'nın kendi orijinal tersanesi. Daha önce biliyorsunuz Orhan Bey döneminde Karesoğulları'ndan alınmış bir Karamüsel tersanesi vardı. Fakat Osmanlı kendi tersanesinde Gelibolu'da böylece Yıldırım Beyazıt döneminde inşa etmiş oldu. Kendisi İstanbul'u fethetmek amacıyla Anadolu Hisarı ya da Güzelce Hisarı denen hisarı yaptırmıştı.
Yeniçerilere Ulüfe adıyla maaş vermenin yanında culus bahşişi dağıtımı da yaptı. Fakat bunları yasal hale getiren Fatih Sultan Mehmet'tir. Kanunnami Ali Osman'da bu tür fiili eylemleri kendisi Fatih Sultan Mehmet resmiyete ne yapmıştır? Geçirmiştir. Bunu da burada unutmamak lazım. Pekala, Yıldırım Beyazıt idari açıdan başkanı yapmıştır. Biliyorsunuz 1. Murat Rumeli eyaletini kurmuştu. Yıldırım Beyazıt, oğlu Yıldırım Beyazıt da ne yaptı? Anadolu Beylerbeyliğini kurdu. Kütahya'yı önce Ankara'ydı, sonra Kütahya'yı Anadolu Beylerbeyliği'nin merkezi haline getirdi. Kendisi Bursa'da Darüşşifa yaptı. Bu Darüşşifa Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesidir. Bunu da bilgilerimizin dahilinde tutmamızda ne görüyoruz? Yarar görüyoruz. Şimdi Yıldırım Bayezid dönemini bu şekilde bitirdikten sonra Fetret dönemini de tat kavgaları şeklinde 11 yıl sürer şeklinde 1402-1413 1413'te Çelebi Mehmet diğer kardeşlerini ekarte ederek devletin başına geçti. Şimdi bunun anlamı ne? Bu çok önemli. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Bakınız, Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu Çelebi Mehmet'tir. Birinci Mehmet'tir. Gerçekten de öyle. Çünkü devlet ha gitti, ha gitti derken Çelebi Mehmet bir yerde Osmanlı soyunun efendim geleneğine bağlı olarak gerçekten devleti yeniden diriltmeyi başardı diyebiliriz. Yani bu noktada kendisini gerçekten Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kutlamak zorundayız. Yani Osman Bey'den sonra ikinci kurucu olarak Çelebi Mehmet'i burada rahatlıkla ne yapabiliriz? Tabii anabiliriz. Şimdi Çelebi Mehmet dönemi olaylarına baktığımızda birinci olarak kendisi Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak için mücadele ediyor. Tat mücadelesine son verdikten sonra işte ilk aldığı beylik Saruhanoğulları Beyliği. Saruhanoğlu Beylik'ten sonra Aydınoğulları'ndan İzmir'i alıyor. Candaroğulları'ndan Kastamonu'yu alıyor. Trabzon Rum İmparatorluğu'ndan Samsun'u alıyor. Ama tabii Trabzon'la yapmış olduğu mücadeleyi Anadolu Türk Siyasi Birliği değil de Anadolu Siyasi Birliği şeklinde vermemiz gerekir. Soru çözerken de bu noktalara çok dikkat etmek zorundayız. Yani Anadolu Türk Siyasi Birliği derse nedir bunun anlamı? Türk beyliklerini kendi kontrolü altına, egemenliği altına alıyor demektir. Eğer Anadolu Siyasi Birliği diyorsa bunun içerisinde hem Anadolu Türk Beyliği vardır hem de yabancı devletler vardır. Onları mesela Trabzon'u ne yapmıştır? Fatih Sultan Mehmet 1461'de fethetmiştir. Fatih'in buradaki siyasetini ne olarak ifade edeceğiz? Yani Karadeniz dışında, Karadeniz Türk Gölü yapma ve İpek Ticaret Yolu'nun ele geçirme dışında ne diyeceğiz? Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni ele geçirme, kontrol altına alma şeklinde yorumlayacağız. Bunlara soru çözerken ne yapmak zorundayız? Çok dikkat etmek zorundayız değerli arkadaşlar. Evet, bu arada tabii hoş geldiniz. Ben siz gelmeden önce derse başlamıştım. Çünkü karşımda kayıt başladı yazıyor. Kayıt boşa çizmesin, yazmasın diye. Ben de şöyle lafa başlamıştım. O sırada da siz geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi Çelebi Mehmet'i anlıyoruz. Kendisi Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlama mücadelesi dışında neler yapmıştır? Eflak Bey'i Mirça'yı vergiye bağlamıştır. Bu da önemli bir hadisedir. Şimdi onun zamanında ilk kez Venediklerle deniz savaşı yapılmıştır. Fakat Venediklerle yapılmış olan bu deniz savaşını tecrübesiz nedenlikle yenildik. Başarılı olamadık. Çalı Bey şehit oldu. Allah rahmet eylesin. O yüzden bu ilk deniz savaşı da 1419'larda kimin zamanında gerçekleştirilmiş?
Çelebi Mehmet zamanında gerçekleştirilmiş. Şimdi Çelebi Mehmet zamanında, geçen ders söylemiştim, belirtmiştim, devşirme sistemine geçildi. Nedir devşirme sistemi? Hristiyan çocukların küçük yaşta eğitilerek Türk-Müslüman ailelerinde 7-8 yıl Türkleşme ve Müslümanlaşma asimilasyonundan geçirildikten sonra Acemi olanlar ocağında Yeniçeri ocağı, yani merkez ordusu olarak konuşlandırılmasıdır. Bu gerçekleştirilmiştir Çelebi Mehmet zamanında. Çelebi Mehmet zamanında bir de uğursuz olay vardır, Düzmeci Mustafa olayı dışında. Kardeşi Düzmeci Mustafa olayı, biliyorsunuz kendisi, biraz önce söyledim, tatlı hak iddia etti. Fakat Bizans'a kaçtı yenilince Çelebi Mehmet'e. Daha sonra 2. Murat döneminde tekrar kendisi karşımıza çıkacak. 2. Murat kendisini ortadan ne yapacak? Kaldıracak. Şimdi bu olay aynen Kösedağ Savaşı öncesinde 1243, hatırlayın arkadaşlar, 1240 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'ni Moğol istilası öncesinde zor durumda bırakan bir dini sosyal içerikli bir isyandan bahsetmiştik. Neydi bu isyanın adı? Babayler, Baba İshak ayaklanması. Aynen Anadolu Selçuklu Devleti'nin 1240 yılında Baba İshak'ta Babayler ayaklanmasında yaşadığı sorunu Çelebi Mehmet zamanında Şeyh Bedrettin isyanı kime yaşatmıştır? Osmanlı'ya yaşatmıştır arkadaşlar. Şeyh Bedrettin isyanı. Osmanlı Devleti'nde görülen ilk dini sosyal içerikli isyan olarak bu isyan ne yapmıştır? Tarihe geçmiştir. Bu önemli bir olaydır. Şeyh Bedrettin Simamna Kadısı Balkanlar'da Serez'de yakalandı ve nihayet idam edildi. Böylece bu isyan da sona ermiş oldu. Yani bu isyanın aslında sebebi şuydu. Fetret dönemi 11 yıl başsız kalan bir ülkede Şeyh Bedrettin ekonomik sıkıntı çeken Türkmenleri devlete karşı ne yapmaya çalıştı? Kullanmaya çalıştı. Şeyde de öyleydi. Yani 1200 Babayler isyanında da Moğol istilasının önünden kaçan Türkmenler Anadolu'ya girmiş. Selçuklu Devleti bunlarla ilgilenmemiş. Baba İshak açığı görüyor. Baba Resul kendini işte dini bir lider olarak lanse ediyor, dini kullanıyor ve Selçuklu'yu yıkmaya çalışıyor. Malya Savaşı, çok büyük bir savaş. Az kalsın Konya'yı ne yapacaktı? Babaylar ele geçirip Selçuklu Devleti'ni Moğollardan önce sona erdirecekti ama başarılı olamadılar. Burada da Şeyh Bedrettin aynı şekilde ne yapmamıştır? Başarılı olamamıştır. Bunu da Çelebi Mehmet dönemi olayları dizgisinde aklımızda ne yapmamız gerekiyor? Tutmamız gerekiyor. Şimdi Çelebi Mehmet döneminde Haçlılarla mücadele yok. Yani onun zamanında herhangi bir tepki gelmedi. Zaten Fetret döneminde Balkanlardan bir tepki gelmedi. Mesela o tepki gelmemenin nedenlerini geçen ders izah ettim. İstimalet politikası, İslam politikası ve tımar politikasıyla. Bir de buna şunu eklemek lazım. İngiltere ile Fransa arasında o sırada Yüzyıl Savaşları vardı. Tabii Yüzyıl Savaşları da ne yaptı? Avrupa'nın toparlanmasını, Osmanlı'ya karşı gelmesini engelledi. Bunu da bir neden olarak aklımızın bir ucunda ne yapmamız gerekiyor? Bu konu anlatımında tutmamız gerekiyor. Bunu da bu şekilde ne yapmış olalım? Bu bilgiyi sizinle paylaşalım. Şimdi efendim 2. Murat dönemine geldik. Çelebi Mehmet'in oğlu. Çelebi Mehmet 1411-1420 bu tarihler arasında tahta kaldı 8 yıl. Ondan sonra değerli arkadaşlar 2. Murat tahta ne yaptı? Geçti. Şimdi 2. Murat zamanının önemli olayları nelerdir diye baktığımızda şimdi o dönemde, gerçekten bu dönemde